Bunun belki ete akıllı parada ikinci bölümde karşınızdayız ve bu bölümde MKB30'un önemli şirketlerinden bir tanesi Anadolu Efes'in Mali İşler ve Yatırımcı İşler Direktörü Can Çakay'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi biz bir taraftan piyasaları takip ediyoruz, evet. İşte İspanya'ya bakıyoruz, Fed ne yapacak, parasal genişleme olacak mı, tünelin ucunda gözüken ışık hakikaten ışık mı yoksa kamyon farı mıymış, bir büyüme var mı, bunları konuşuyoruz ama tabii şimdi de reel sektör tarafı, evet, var. Reel sektörde işler devam ediyor ve bu kadar karamsar bir hava olmasına rağmen özellikle Türkiye'de hem ihracat tarafında hem daha az olsa da iş tüketim tarafında çarkların döndüğünü görüyoruz. Ve bu anlamda biz de sizi bugün burada ağırlamamızın sebebi Anadolu Efes olarak özellikle viracılık sektöründe Türkiye'de çok yakından bilinen bir markasınız. Buradaki operasyonlarınızı herkes biliyor ama daha çok yurt dışında son yakın zamanda attığınız önemli imzalar var Anadolu Efes olarak. Çok biraz haklısınız. Bunların üzerinde konuşalım istiyoruz. Ama öncelikle yurt dışına çıkmadan evvel isterseniz bir Türkiye'yi toparlayalım bir kısaca. Evet. Şimdi Türkiye birinci ayda %3.2 büyüdü ve bu sene Türkiye'nin ortalama %3.5-4 büyümesi bekleniyor. Bir yumuşak iniş bekleniyor Türkiye'de %8'lik 2 yıl arka arkaya büyümenin arkasından. Siz nasıl bir büyüme planlamıştınız Anadolu Efes olarak yılın tamamı için? İlk çeyrek rakamlar size ümit verdi mi? Evet, yani bizim beklentilerimiz de bu doğrultudaydı. Yılbaşında yatırımcılarımıza verdiğimiz guidance'da da Türkiye bira pazarının düşük tekhaneli seviyelerde büyüyeceğini öngördük. Bizim sektörümüze spesifik olarak da ilk çeyrekte biraz beklentilerimizin üzerinde büyüdük ama bunu etkileyen çeşitli faktörler vardı. Bunu zaten duyurularımızda da paylaştık yatırımcılarımızla. Yılın geri kalanı için beklentilerimiz açıkçası yumuşak bir düşüş ve uygun bir şekilde bizim yıl sonu beklentilerimiz doğrultusunda olacağını bekliyoruz bugün. Peki sizin Anadolu Efes'in dışına çıktığımızda Türkiye'deki toplam büyük sektör büyüklüğünden biraz bahsetmek istersek, son şöyle 4-5 yıl bir toparlarsak, nereden nereye geldi piyasa, market olarak nereye geldi ve bu piyasanın daha genişleyecek yerleri var mı? Çünkü genel olarak hani çok konuşulur, bu piyasanın doğal sınırına ulaştığı noktasında, buna katılıyor musunuz? Evet, toplam piyasaya baktığımız zaman aslında 4 senedir bir büyüme görmüyoruz. Yatay olarak görüyoruz, bir büyüme yok. Yaklaşık 1 milyar litrelik bir hacim var bizim sektörümüzde. 4 senedir dediğim gibi büyümeyen bir sektör. Ama bu dünyadaki son 4 senedir yaşadığımız derin kriz ve onun etkileri birçok pazarda aynı seyri görüyoruz. O nedenle çok farklılık göstermiyor Türkiye ekonomisi ya da Türkiye'de bira pazarının gelişimi. Anadolu Efes olarak bizim sizin de belirttiğiniz gibi sektörün en önemli oyuncusuyuz ve %85'in üzerinde pazar payımız var. Türkiye'nin en güçlü oyuncusuyuz. 40-45 sene önce Türkiye'de başladığımız iş hayatımıza, faaliyetimizi yine Türkiye'den gücümüzü alarak ama yurt dışında büyüyerek devam ettiriyoruz. Bizim şu andaki fokusumuz belki yurt dışında, özellikle çok yakın zamanda, son 10 senede çok büyük yatırımlar yaptığımız yurt dışı bir operasyonlarımızı büyütebilmek. Şimdi oraya geleceğiz çünkü orada hakikaten çok büyük rakamlar var. Bir Türk şirketinin yurt dışında imza atmış olduğu çok sık duymadığımız büyük rakamlar var. Sevindirici konular var. Bunları değineceğiz ama Türkiye'den çıkmadan önce bir şunu değinelim. Geçtiğimiz hafta içerisinde Fitch Rating Genel Müdürü Gülcan Üstay buradaydı. O da bahsetti. Sadece Fitch'e ait değil ama bir başka değerlendirme kuruluşundan da aynı özelliğe sahipsiniz. Türkiye'nin ülke notunun üzerinde notu olan nadir Türk şirketlerinden bir tanesi Anadolu Efes. Şimdi bu nasıl oluyor ve sizin bilançonuzdaki hangi özelliğinizden dolayı Türkiye hala yatırım yapılabilir ülkeler değilken siz bu notu aldınız? Çok teşekkürler. Bu bizim çok gurur duyduğumuz çok yeni bir gelişme. Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından biri olan Standard & Poor's çok yakın zamanda, bir ay önce, Türkiye'deki herhangi bir şirkete verdiği en yüksek değerlendirme notunu Anadolu Efes için verdi. 3B- olarak teyit edilen notumuz ilk defa S&P tarafından verilen yatırım seviyesindeki bir Türk şirketine verilen ilk yatırım seviyesindeki bir not. Tabii bunun arkasında uzun dönemli bir çalışma var. Son 5 yıldır biz burada sadece karlı olarak büyüme değil, bilanço kalemlerimiz, bilanço rasyolarımıza da odaklandık. Karlılık rasyolarımız kadar bilanço rasyolarımızda, yönetim kurullarımızda konuşulur, tartışılır, hedeflerimizin parçası olarak iş planlarımıza yansıtılır oldu. Bunun sonucu olarak da son 6 yıldır bakarsanız Anadolu Efes'in gelişimine, dünyadaki bu finansal krizi ve son 4 senedir özellikle 2008'den bu yana çok güç şartlara rağmen Anadolu Efes faiz, amortisman ve vergi öncesi
karlılık olarak adettiğimiz forward karını yıllık %10 olarak ortalama %10 büyüttü. Kesintisiz, herhangi bir kesinti olmaksızın her yıl büyüyen. Bunun yanı sıra borçluluk oranımızı çok ciddi seviyede düşürdük. Nakit akımı, serbest nakit akımı yaratır olduk. Özellikle yurt dışı operasyonlarımızda yıllardır yaptığımız yatırımların sonuçlarını geri alan orada nakit yaratır duruma geçtik. Ve bu nakdimizi de borçluluğumuzu azaltmada kullandık. Ve bu da gerçekten derecelendirme kuruluşlarının yaptığı dereceleri de, değerlendirmeleri de yansıdı. O nedenle bakarsanız son değerlendirmeye, sağlam finansal performansımız, düşük borçluluğumuz ve serbest nakit akım yaratmadaki yaratma kabiliyetimiz göz önüne alarak ilk defa yatırım seviyesinde derecelendirilen bir kuruluş olduk Türkiye'de. Şimdi bunu şunun için soruyorum. Çünkü çok söyleniyor. İşte Türkiye şeytanın bacağını bir kırıp yatırım yapılabilir ülke olur ise, ki ümit ediyor herkes, olacak. Borçlanma maliyetlerine çok ciddi düşüş olacak. Türkiye'ye gelen fonlara çok büyük akım olacak vesaire vesaire. Hani bunu hep konuşup duruyoruz. Olumlu gelişmeler olacak. Siz bu nota sahip olan bir şirket olarak, gerçi nakdiniz yüksek olduğu için borçlanma ihtiyacınız yüksek olmayabilir ama yurt dışına çıkıp borçlanma yaptığınızda ya da bankalarla görüştüğünüzde bunu hissediyor musunuz bu arada? Kesinlikle bunun etkisi var. Bir kere borçlanma kabiliyetinizi arttırıyorsunuz. Borçlanabileceğiniz enstrüman sayısını arttırıyorsunuz. Burada ben hep şunu şu örneği veriyorum. Yıllarca bizim yurt dışında büyümede, satın almalarda rekabet ettiğimiz uluslararası bira şirketlerine baktığınız zaman borçlanmaları 30 yıl vadeli, 15 yıl vadeli, işte %2'lerde, 3'lerde bir borçlanması olan şirketler, biz onlara karşı işte maksimum 3 senelik vadeyle borçlanabiliyorsunuz. Maliyetleriniz çok üstünde. Biz şu anda zaten borçlanma maturitelerimizi uzatmaya, maliyetlerimizi düşürmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili planlarımız da var ve tabii ki yeni derecemizin, yeni değerlendirmenin de etkisi olacaktır bunda. Olumlu beklentilerimiz var. Şimdi demin söylediniz, Türkiye'deki biracılık pazarı 4 seneden beri aslında nominal olarak çok da fazla bir yere gitmiyor. Evet. Siz de burada en önemli oyunculardan bir tanesiniz ama hem sizin bizim artık yurt dışına çıkıp yurt dışına büyük oyuncu olmalıyız ilginiz ve alakanız, hem de bir yurt dışı oyuncunun biz bu Türkiye'deki büyümeyen pazarın da %24'üne yaklaşık talibiz muhtemelen düşüncesiyle büyük bir ortaklık gerçekleşti. Ve siz South Miller'la Türkiye'deki virüs operasyonları karşılığında buradaki Anadolu Efes'i yaklaşık %24 yanlış mı söylüyorum? Evet. Bir miktarını vermek karşılığında bir para transferi olmadı galiba ama böyle bir swap, böyle bir evet, iki tarafın evet, bir parça kendisinden bir şeyler vermesi oldu. Şimdi evet, neden bu operasyon oldu? Neden South Miller oldu? Ve bu her iki tarafı ne kattı? Şimdi evet, yani Türkiye'deki bir şirketin yaptığı en büyük işlemlerden, yurt dışı işlemlerinden bir tanesini gerçekleştirdik. SAB Miller'ın Rusya ve Ukrayna operasyonlarını devraldık, Anadolu Efes bünyesine devraldık ve bunun karşılığında da Anadolu Efes'in %24'ünü temsil eden hisseyi SAB Miller şirketine, dünyanın ikinci büyük bira şirketine teslim ettik. Böyle bir işbirliğine giriştik ve bizim faaliyet gösterdiğimiz Türkiye merkezli Birleşik Rusya Merkezi CIA'si Orta Asya'yı ve Orta Doğu'yu kapsayan bölgeyi de bizim operasyon coğrafyamız olarak tanımladığımız bir işbirliği yaptık. Bu işbirliğinde bizim için ana çıkış noktası tabii ki Rusya'daki rekabetçi gücümüzü arttırmaktı. Sizin ama bundan önce de Rusya'da daha düşük evet, profile devam eden bir işleminiz evet, vardı. Orada kendi markanızla galiba işlem yapmaya çalışıyordunuz. Tabii ki bu birleşme öncesinde Anadolu Efes olarak biz Rusya'nın 4. büyük bira şirketiydik. SAB Miller'ın Rusya operasyonlarında 5. büyük şirketiydi Rusya'daki bira pazarının. Biz bu iki şirketi birleştirerek Rusya'nın 2. büyük bira şirketini oluşturduk. %18 bugün itibariyle %18 pazar payımız var birleşik şirketin. Mart ayında gerçekleşti bu işlem ve bugün itibariyle %18'lik pazar payımız var. Ama daha da önemlisi değer olarak değer payımız %20'nin üzerinde. Bu çok önemli. Burada tabii ki SAB Miller'ın Rusya operasyonları ve bizim halen devam birleşme öncesindeki bizim Rusya operasyonlarımız arasında çok önemli sinerjiler olduğunu gördük. Nedir bu? Bu hem markalar açısından sinerjiler. Bizim kendi operasyonumuz daha çok mainstream olarak tanımladığımız orta segment markalardı. Bizim satışlarımızın %80'i Rusya'da orta segmente yönelik markalardan. Bizim Rusya'da yarattığımız Starimenlik, Beli Medved gibi çok güçlü markalarımızdan oluşuyordu. Bunun yanı sıra SAB Miller'ın markaları daha çok
premium segmentte daha yüksek fiyatta satılan ama daha az hacimli markalardı. Bu iki portföyü birleştirdiğimizde çok önemli bir rekabetçi güce kavuşacağımızı düşünüyorduk. Ve bugün bunu görüyoruz, gerçekten de yaptığımız çalışmalar bunu kanıtlıyor. Öte yandan birleştirme duyurusunda da tanımladığımız gibi maliyetlerimizde ve harcamalarımızda önümüzdeki 3. sene 2014 itibariyle %100'ünü yaratacağımızı düşündüğümüz 120 milyon dolarlık yıllık 120 milyon dolarlık bir tasarruf edeceğimizi öngörüyorduk. Bunu da şu anda planlarımızın içine yerleştirdik ve bu konuda çalışıyoruz. Üçüncüsü de iki şirketin üretim tesislerine baktığımızda Büyük Rusya coğrafyasında çok önemli lojistik avantajları sağlayacak. Şimdi söylediklerinizi şöyle bir toparladığımızda, evet, tasarruf mutlaka sizin için önemli bir faktördür ama muhtemelen tasarruf en birinci sırada değildir. Siz burada zaten dördüncü sıradaydınız, beşinci sıradaydınız, özür dilerim. Dördüncü sıradaki bir şirket olarak ikinci büyük şirket olma yoluna gittiniz. Ve ikinci büyük biracılık şirketi, bira şirketi oldunuz. Burada ama sizin hitap ettiğiniz bölgedeki, hitap etmiş olduğunuz pazardan elde edilen kar payı sanırım S&P Miller'in hitap etmiş olduğu premier bölgeye göre daha düşüktü. Ve bu toplam birliktelik sizin toplam EBITDA'nızı yukarı çekebildi mi? Doğru söylüyorsunuz. Biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi o yüksek fiyatlı ve yüksek kar marjı ürünlerin portföyümüze girmesiyle karlılığımızda da etkisi oldu. Geçen sene ilk çeyreğe, 2011'i ilk çeyreğine baktığımızda kar marjımız %11 iken bu sene ilk çeyrekteki operasyonel kar marjımız %15 seviyesine. Yani burada bu birleşmenin Rusya'da kar marjımıza da önemli etkisi var. Peki Rus pazarı nasıl bir piyasadır bu anlamda? Yani genel olarak da bir dışarıdan bildiğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla piyasanın Türkiye'ye göre daha dinamik olduğunu biliyoruz ama Rusya'da bu sene bira pazarında bir miktar mesela düşüş olması bekleniyor analistler tarafından. Evet. Siz katılıyor musunuz buna? Evet, Rus bira pazarı da aslında geçtiğimiz 4 senede dünyadaki krizden ve onun yansımalarından etkilendi. Rusya bira pazarı da son 4 senedir gerileyen bir pazar. Bizim de bu sene 2012 içinde beklentimiz bir miktar gerileme ya da sabit olarak gerçekleşmesi pazarın. Rusya dünyanın en büyük 4. bira pazarı. O nedenle çok önemli bir bira pazarı. Biz de bu dünyanın 4. büyük pazarında 2. büyük oyuncuyuz ve giderek de pazar payımızı arttırabileceğimizi, yeni marka portföyümüzde daha güçlü bir liderle daha güçlü bir rekabet gösterebilecek bir şirket olacağımızı planlıyoruz. Rusya sizin için önemli ama Rusya ile sınırlı değil, S&P Miller'ın Ukrayna'da da operasyonları var. Dolayısıyla oradan da biraz bahsetmek lazım. Ukrayna'da ve Rusya'daki toplam bu işleme bakıldığında Anadolu Efes yeni bir satın alma yaptı ya da yeni bir birleşme yaptı, biraz bunu digest edecek, biraz sindirecek noktasında mısınız? Yoksa fırsat, fiyat ve rekabet avantajı olduğu yerde biz tekrar yeni alımları açığız diyor musunuz? Öncelikle ikinci bölümünden başlayayım sorunuzun. S&P Miller işlemi bizim için son değil. Biz büyüme hedefleri olan, büyüme iştahı olan ve S&P Miller işlemiyle birlikte farklı bir boyuta, uluslararası kimliğe ulaşan bir şirketiz. O nedenle büyüme konusundaki iştahımız devam ediyor, artarak devam ediyor. Çeşitli bölgelerde fırsatları değerlendiriyoruz ve bizim yatırım kriterlerimize uyan fırsatlar çıktığında Anadolu Efes'i yeni yatırımlarla göreceksiniz. Böyle değerlendirebiliriz. Ukrayna tarafına gelirsek, Ukrayna aslında bizim bildiğimiz bir pazar. 2000 yılında girdik, 2003 yılında tam 2001 krizinden sonra oradaki operasyonlarımızı durdurduk. Ukrayna 55 milyonun üzerindeki nüfusuyla bizim bölgemizde, fokuslandığımız bölgedeki en büyük potansiyele sahip pazarlardan bir tanesi ve önemli bir bira pazarı. O nedenle Ukrayna'da bulunmak bizim için hedeflerimizden bir tanesiydi ve S&P Miller'la yaptığımız işbirliği, S&P Miller'ın oradaki iştirakini devralarak açıkçası bize bu fırsatı sundu. Orada hızla büyüyen bir işimiz var. Ukrayna'daki toplam ülke genelinde pazar payına baktığınız zaman %6 pazar payı olan bir şirket devraldık ama bizim için daha önemlisi kendi bulunduğu bölgedeki %20'nin üzerindeki pazar payı şirketimiz. O nedenle sağlıklı bir bazı olan bir şirket aldık ve Ukrayna'da büyümek bizim için önümüzdeki dönemde önemli bir hedef gibi gözüküyor. Peki şimdi hem Türkiye'de hem Rusya'da hem Ukrayna'da önemli bir pazar payı olan bir şirketin temsilcisi, mali işler koordinatörüyle konuşuyoruz. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Sektöre bakıldığında, daha sonra piyasaya bakıldığında birbirine benzeyen ülkeler belli özelliklerde. Burası eğer son 3-4 yıldan beri çok da fazla büyümüyor ise her iki tarafta da,
nasıl bir 5 yıl 10 yıl hedefi projeksiyonu var? Yani burada daha premier ürünlere ulaşacağız, kar marjımızı artıracağız mı yoksa yan ürünlere geçeceğiz mi? Nasıl bir oy plan olacak? Şimdi öncelikle şunu vurgulayalım. Anadolu Efes biraz önce Türkiye'deki büyüklüğünden bahsettik ama Anadolu Efes'in belki Türkiye'de daha az bilinen yanı uluslararası anlamdaki büyüklüğü. Evet. Bugün itibariyle yurt dışı bira operasyonlarımız toplam hacmimizin %70'ini oluşturur duruma geldi. Yani yurt dışında çok daha büyük bir hacme sahibiz. Çok daha büyük operasyon yönetiyoruz. Bugün itibariyle yurt dışındaki bira fabrikalarımızın sayısı Türkiye'deki bira fabrikaları sayımızdan çok daha fazla. Tabii ki bu şu andaki fokusumuz yurt dışındaki yeni özellikle Rusya'da devraldığımız yaptığımız birleşmeden sonra oluşturduğumuz rekabetçi şirketin organik olarak büyümesini sağlamak, karlılığımızı arttırmak. Bunlar gelecek dönemde tabii ki Anadolu Efes'in karlılığını ve büyümesini destekleyecek ana motorlar olacak. Ama tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi hala bizim yeni satın almalar, özellikle bölgemizde, hedeflendiğimiz bölgede yeni satın almalar yaparak daha da büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'deki bu yıllardan beri devam eden piyasa payındaki o üstünlüğünüz zaten bilinen bir nokta. Ama Türkiye birçok konuda da enerjiden tutun da finans sektörüne kadar başka birçok konuda yabancı yatırımcının da geldiği ve ciddi rekabetin olduğu bir sektör. Sen önümüzdeki 3-4 sene içerisinde böyle bir gelişme bekliyor musun sektörde? Ya buna cevap vermek çok zor. Gerçekten uluslararası oyuncuların neler yapabileceğini, nasıl planlar içerisinde olabileceğini bilmek çok güç. O nedenle bunun için bir cevap vermek çok güç. Ama biz rekabeti çok önemsiyoruz. Öncelikle rekabeti kendi müşterilerimize, kendi tüketicilerimize deneyimlerini, evet, kaliteli deneyimlerini FSB Sen gibi güçlü bir markayla devam ettirebilmek başlı başına bir rekabet. Biz ona odaklanıyoruz. Yeni deneyimler yaratmaya çalışıyoruz. Kaliteli deneyimi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bütün odağımız, bütün amacımız bu yönde. Bunun da rekabet olsun ya da olmasın bize bir fayda yaratacağını düşünüyoruz. Rekabet olsa da rekabete hazırız diyorsun. Hazırız. Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırım İşler Direktörü Can Çaka, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.